Efendim selamlar. Yeni sezon geldi. Yeni Rocket Pass, yeni stadyum, yeni ranklar, işte her şeye bakacağız bu videoda. Direkt videomuza geçelim ama şurada güzel bir çekiliş başlattık arkadaşlar. Şunu da göstereyim. Bakın arkadaşlar, şurada yeşil oktane var. Bu yeşil oktane 600-800 kredi değerinde ve bunu içinizden bir kişiye vereceğim. Çekilişin tek şartı da şu an kanala abone oluyorsunuz, abone değilseniz bu önemli çünkü bizi izleyen kişilerin sadece %22'si 23 abone. Yani %70, %77'si abone değil. %40'ı bile abone olsa bizi izleyenlerin 10.000 aboneye geçeceğiz. Burası önemli. Aynı zamanda da aşağıdaki linkte Discord sunucumuz var. Oraya da katılıp çekiliş odasındaki parti emojisine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Çekiliş postu var orada. Oraya da tıklıyorsunuz. Şimdi bıdı bıdımızı ettik. Rocket Pass'imize bir bakalım. Aynı zamanda çekilişle alakalı beni içerik üyesi kodumla destekleyip eşya satın alanların da 3 kat şans olacak. Bunu da söyleyeyim. Şimdi araba Rolls Royce'tu zaten. Araba vallahi güzel. Gayet asil duruyor. Lüks sembol bir sezon olacağını da söyledik. Ama diğer itemler önemli. Arabaya 10 üzerinden kaç veririm? 8'i var ya. Tabi hitbox'ı da önemli ama görünüş olarak bence 8. Güzel araba yani. Devam. Geçiyorum çıkartmaları. Burada bir başlık. Boost'u beğenmedim. Onu söyleyebilirim. Boost'u ben beğenmedim. TPDS'ye geçtim. Burada bir tane banner. Yani ortalama banner diyebileceğimiz bir banner. Burada lastik. Bunu da beğenmedim. Animasyonu çıkartma fena değil. Güzel olmuş. Kinda Big Deal diye bir başlığımız var. Bunu da geçtim. Böyle bir boyamamız var. Bunları hızlı hızlı geçiyorum. Çok böyle abuk subuk şeylerle doldurmuşlar. Burada bir marş var. Geçtim tepkilemek için. Harcadığımız 1000 kredinin ilkini şimdi, ilk yüzünü şimdi almış olduk. Devam. Burada bir lastik. Hala böyle güzel bir şey gelmedi. Bir tane lastik izi var. Bunu da beğenemedim ya. Araba dışında şu an öyle uçan kaçan bir şey yok. Şurada bir anka kuşu çıkartması. Fena değil ama kullanır mıyım, kullanmam açıkçası, öyle söyleyeyim. Bir tane de gözlük, şapkaları kimse kullanmıyor. Bu ne abi, cüzdan mı? Abi baya böyle zenginlik temalı bir sezon olmuş ya. Burada yüklenmeyen bir şey var. Ne bu abi? Gözükmüyor vallahi, anlamadım. Burada bir tane anten, kimse kullanmaz. Bir tane lastiğimiz var. Şimdi ilk 20 itibariyle tek Rolls Royce güzel. Zaten başka bir şey göremedik. Şimdi devam. 21. Bir çıkartmamız daha var. Bir çıkartma daha bitmiyor. TPDS'i geç. 200. kredimizi aldık. Bir marş geç. Şu lastiğe bakacağım. Fena değil. Kullanılabilir. Fena değil. Yani çok iyi değil ama kötü de değil. Öyle söyleyebilirim. Avatar çerçevemiz. Animasyonu çıkartma. Bir izlemek istiyorum animasyonu. Yani 10 üzerinden 6-7. Çok iyi değil ama iyi yani. İdare eder bu da. Çok idare eden şeyler var ya. Bir tane anten geç. Çok saçma bu arada. Yani bunu niye koyarsın ki? Şöyle bir lastik var. Lastik fantezi tasarımı yapmak isteyenler için güzel. Tryhard oyuncular için güzel değil. Ama kullanılabilir. Devam ediyorum. Oyunumuz sakılı bu arada. Çok feci. Drop dedik. TPS'i çıkartma güzel. Bu bayağı güzelmiş. Bak 33. kademe şu ana kadar Rolls Royce'u saymazsak yani en iyi şey olabilir. Bir de 200 kredimiz var tabii cepte. Devam. Bu ne? Kötü, beğenmedim. Gol patlaması. Ne geliyor? Yani beğenmedim desem yeridir arkadaşlar. Daha iyi gol patlamaları gördük ya. Anka kuşu vardı fragmanda. Bak o anka kuşu varsa ya çok güzel olur. 300. kredimizi aldık. Çıkartma geç. Çöp çünkü. Lastik kötü. Sushi mi bu? Aynen, sushi katlayıcı diyor. Kötü. Abi şu ne? Bu ne şimdi? Yani güzel de ne alaka yani? Bir tane daha hareketli mi? Hareketli değil. Yani hareketli değilse kullanmam açıkçası. Güzel bir banner var bu arada. Banner'ı beğendim. Güzel yani, kullanılabilir. Bir tane lastik. Eğer tryhard oyuncu iseniz ve sade tasarımlar yapmayı seviyorsanız kullanılabilir. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Çünkü etkileşimlerimiz biraz düşmüş durumda. YouTube algoritması gereği de beğeniler önemli. Aşağıdan 2 saniyenizi ayırıp beğenirseniz sevinirim. Devam. Bakalım.
Çöp abi geç yani, o kadar şey var ki. Bu da güzel. Oo bak, kırılıyor bir de sanki böyle cam kırığı gibi. 45. kademe, 33. kademe ve ilk kademe. Ya yani bu gol patlamasını ben beğenemedim arkadaşlar, bilmiyorum. Bir daha bakalım da. Beğenmedim yani, olmamış ya. Siz ne düşünüyorsunuz şu gol patlaması hakkında? Yorumlara yazın. Devam. Lastik bilemedim ben açıkçası. Yani çok iyi değil gibi. Oktane'e bir çıkartmamız var. Devam. 400. kredimizi aldık. Bir çıkartma daha. Kaplama daha doğrusu. Bir lastik de abi, lastikler çok kötü ya. Yani öyle güzel lastik yok arkadaşlar. Bunu da beğenemedim. Avcı kadın Maestro'ya gelmiş. Fena değil. Ulan şunu anka kuşu zannettim. Lastik izi. Yani çok dikkat çekiyor. Kullanılabilir mi? Kullanılabilir ama böyle çok sadeliği sevenler kullanmaz mı? Çünkü aşırı cıvık ve dediğim gibi fazla dikkat çekiyor, göze batıyor. Bilemedim. Bu lastiği de sevmedim. Kötü duruyor. Dediğim gibi arkadaşlar, kendi yorumlarımı katıyorum. Aa bak, bu güzelmiş. Bu çıkartma fena değilmiş. Yani şu anlık kötü gidiyor Rocket, öyle söyleyebilirim. O anka kuşunu bekliyorum. Frequency diye bir çıkartma. Frekansı değişik isim yazmışlar. Yani önceki şuradaki çıkartmaya göre çok daha kötü. Onu söyleyebilirim. Devam abi. Buna baktık. Buna bakmadık. Zaten anahtar kaplaması geç. Böyle bir çıkartma var. Sanırım Rocket PES'teki en iyi çıkartma diyebilir miyiz bunun aralarında? Diyebiliriz. Çünkü çok fazla kötü şey vardı. Lastik vardı. Çıkartma demişim ya. Buna diyebiliriz. Böyle bir çıkartmamız var. Palmiye yaprağı diye. Bu da fena değil. Aşırı fazla çıkartma var abi. Bu Rocket PES'te ve çoğu da sınırlı. Yani lastikler kötü. Çıkartmalar durumda, fena olmayanlar var, kötü olanlar da var. Şu Anka'yı bekliyorum. Şu Anka mı peki arkadaşlar, değilmiş. Anka'ymış ama gol patlaması değilmiş. Bu ne? Deniz anası. Geliyor mu Anka? Debutante Crystallize. Crystallize. Ya da nasıl okunuyorsa, İngilizce tercümesini edemedim. Ama fena değil. Kristalleşmiş diye tercüme edebiliriz. Kick Geek diye bir şey var. Geç. TPDS. Anka'yı bekliyoruz. Anka'yı bekliyoruz. Evet. Oo, bu da güzel. Bak, çıkartmalar açısından gerçekten güzel bir sezon. Ama lastikler açısından at çöpe geçsin yani. Öyle söyleyeyim. Çıkartmalar gerçekten fazla. Evet. 70. kadim arkadaşlar. Hazır mıyız? Bastım. Ha bu 69'du, pardon. Heyecanlandırdım bir de ya. Alişler ters diye bir şey var. Beğenmedim. Ve 70. kademe. Geldi. Anka geldi. Bastım. Bu. Gol patlaması budur işte. Bu. Bu kadar. Böyle bir bak. Bir şuna bak. Bak şimdi. Bir buna bak. Bu ne? Açıkla bana bunu. Bu ne? Yani gol patlaması değil bu. Bir de o renkli kademeleri de gösteriyor. Müthiş. 10 üzerinden bir daha bir izleyelim de. Buna bir de oyuna bakacağız bu arada. Ya bence 10 ya. 10. Ben bir de böyle anka kuşlarını, mitolojik şeyleri çok severim arkadaşlar. İlgi duyuyorum. Ha, bayağı hoş yani. Şöyle diğer renklerini de göstereyim. Bu altın. Geçiyorum sürekli. Bu açık yeşil. Bu gri. Bak bu çok iyi oldu ya. Gri ile görün. Kötü bence. Şu an açık yeşil biraz daha iyi gibi. Oo bu da çok iyiymiş lan. Mavi. Başka ne var? Koyu kahverengi. Burnt Sienna da geçiyor. Kötü, beğenmedim koyu kahverengi. Onyx diye bir şey var. Simsiye oluyor bu. Ne kaldı? Mor kaldı bak. Mor benim en sevdiğim renk. Oo çok asil lan mor. Bayağı iyi. Kobaltımız kaldı. Kobalta bakalım. Kobalt da fena değil. İyi duruyor. Orman yeşili yani çok iyi değil bence. Platinum diye bir renk var, tabi bu sizde olmayacak, bu backups modun arayüzünde. Gül altını diye geçiyor. Rose Gold herhalde Türkçe söyleriz. Siyah, pardon, sarı var. Siyah gördük mü? Görmedik. Siyah da bu şekilde. Kırmızıyı görmedik. Titanium beyazı. O Titanium beyazı yine her zaman gibi bayağı asil. Ondan sonra turuncu. Turuncu tabi fena durmamış. Aynı kuşuna yakışmış. White Gold ve Yakut. Abi bütün renklerini de gösterdim sizlere arkadaşlar. Bir maça girelim. Hem de yeni stadyuma bakmış oluruz. Serbest oyun. Ütopya Kolezyumu'nun farklı bir versiyonu diye geçiyor. Rocket Pass'e bu arada puan vereceğiz. O aklımda, sıkıntı yok o konuda.
Ütopya Kolezyumu karlı, bu değil. Ya bulamadık kanka, kaç tane stadyum var ya? Ütopya Yaldız'ı bulduk. Evet, bakalım. Stadyum, Ütopya Kolezyumu. Bir şey diyeyim mi? Güzel yani, kötü değil. Ama ya dediğim gibi en iyi stadyumlardan biri mi? Ya kesinlikle hayır yani, onu da söylemek isterim. Yani daha iyi stadyumlar var ama fena değil. Ben beğendim. Çok şey duruyor böyle. Premium bir stat gibi duruyor. Yani premium da dedim. Çok böyle elit seviyede bir stat gibi duruyor. Yani kasino temalı ya arkadaşlar. Bayağı o temayı yansıtmışlar. Ama dediğim gibi benim için en özel, en güzel statlardan birisi Backfield Park'ı gecedir. Ve değişmeyecektir. Bu stada bir puan verecek olsak da 10 üzerinden 7'si var. Ya yani 3 puan nereden kırdım? Ben çok beğenemedim. Bir de yani normal olan Ütopya Kolezyum'un üstüne stad yapmışlar, anladınız mı? Şimdi bu gol patlamasını bir test edelim. Şöyle vurduk kale. Abi gayet güzel. Bu altın rengi arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu ne lan? Arkadaşlık istekleri çıktı. Bu arada arkadaşlık isteklerini kabul edemiyorum arkadaşlar. Çünkü 200'den fazla hepsine cevap versem yani veremeyeceğim için kabul edemiyorum. Evet şimdi gözüküyor arkadaşlar. Bir daha bakalım. Böyle bir anten. Çöp geç. Buz patlaması. Çöp. Çöp. Fena olmayan bir banner kullanmam. Geç. Geç. Bu ne? Şey. Marş. Bunu da geçtim. Halka diye bu şey var. İz var. Fena değil. Şöyle bir lastik. Kötü. Bu da kötü. Beğenmedim. Okdeniz'e sarı nokta metris var. Şimdi halka. Evet donatlı bir buz. Beğenmedim. Ne yalan söyleyeyim. Lastik fena değil, kullanılabilir. Bu lastik de fantezi tasarımlar için kullanılabilir. Domiosa bir çıkartma güzel gözüküyor, hiç fena değil. Nunya tekerleği fena değil ama çok iyi değil. Buna bakacağım. Evet bu baya güzel. Bunu ben baya beğendim arkadaşlar. Yani şu ana kadar roket besi dahil en iyi tekerlek bu olabilir. Tuhaf şekerleme. Oo çok iyiymiş lan. Oğlum bu roket besi gerçekten şeyleri çıkartmaları iyi ama tekerlek bakımından fakir. Ve böyle bir donat gol patlaması. Anka'nın yerini tutar mı? Hayatta tutmaz. Hatta daha da ileri gideyim, bu gol patlamasında şeyden bile kötü. 35. kademeden bile kötü. Ödülleri vardı. Tabii ben sezonda rank kasmam için muhtemelen sezon ödüllerim benim berbat ötesidir ama en son diyelim. Bakın sadece gümüş ve bronz var yani. Durumlar bu şekilde. Kasmadım çünkü rank. Ve bu sezonda rank kasmayı düşünmüyorum. Şimdi neyi konuşmadık? Stadyumu konuştuk. Stadyumun puanımız 10 üzerinden 7 dedik. Çekiliş şartlarını konuştuk. Benim kodumla destekleyip roket pes satarsanız veya başka bir şey satın alırsanız çekilişte şansınız 3 kat artacak. Bunu da söyleyeyim. Roket pesi beğenenler de kodu kullanıp ondan sonra alırlarsa bana destek olmuş olurlar. Şimdi roket pesi benim sevdiğim Rolls Royce güzel. Onun dışında şuradaki bu muydu? Bu değil. Bu değil, bu değil, bu değil. Bu güzel, bu çıkartma. Ondan sonra bana göre 45. kademe güzel ve bir çıkartma daha vardı. Şuydu sanırım. Bu da güzel ve Anka kuşu güzel. Onun dışında çok iyi bir roket pesi olduğunu söyleyeyim. Bak burada bu sefer açık yeşil çıktı abi, ne alakaysa. Videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Çok uzun olmasın. Bayağı çünkü kesilecek, biçilecek. Yetiştirmeye çalışacağım. Bu videonun şerefine, bu yeni sezonun şerefine güzel bir like sayısı bekliyorum. Yorumlarınızı mutlaka videonun altına yazın. Yeni sezon nasıl olmuş? İyi tarafları, kötü tarafları tartışalım. Onun dışında çekilişe de aşağıdaki Discord sunucusundan çekiliş odası var Discord'da. Oradan katılabilirsiniz. Dediğim gibi kodumu gelip eşya satın alanların 3 kat şansı olacak. Bunu da söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.